Merhaba değerli Ulusal Kanal izleyenleri, Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın gündemini konuştuğumuz Haber Merkezi bu akşam iki bölüm şeklinde olacak. İlk bölümde Türkiye Gençlik Birliği'nden iki değerli konuğum olacak. TGB Genel Başkanı Yıldırım Gencer ve TGB Genel Başkan Yardımcısı Yadigar Özen bizimle birlikte bu akşam hem Türkiye'nin gündemini konuşacağız ve tabi onlar Atatürk'ün gençliği, Türk gençliği 10 Kasım için de çok ciddi bir çalışma hazırlık ve çalışmanın içindeler. Hazırlıklar devam ediyor ve ilk defa bu akşam 10 Kasım'da neler yapacaklar? Nasıl bir çalışma olacak onu da bu ekranlarda açıklıyor olacaklar. Değerli konuklarım, öncelikle bir kez daha hoş geldiniz diyorum iki isme de. Tabii bu konularla ilgili çok çok konuşacağımız var. İkinci bölümde hemen kim konuğumuz onu tanıtayım, size döneceğim. İkinci bölümde de Sayın Abdullah Çiftçi konuğumuz olacak değerli izleyenler. Biz hemen açılışı yaptık, konuşmamıza başladım. İlk sözler kadınlara diyelim ve tabii öncelikle hoş geldiniz diyorum bir kez daha. Nasılsınız diyelim çalışmanın içinde, 29 Ekim çalışmasının içinden çıktınız. Öncelikle ilk sorum nasılsınız olsun, çalışmalar nasıl gidiyor, sonra başka sorularımız olacak. Buyurun yazın. Sağ olun, çok sağ olun. Hakikaten yoğun bir çalışma dönemi içerisinden çıktık. Çalışma bu kadar diri olunca, bu kadar heyecanlı olunca biz de onun oranında aynen iyiyiz. Sağlığımız, saatimiz ve heyecanımız o oranda iyi. Evet. 29 Ekim çalışmaları, Mehmetçiğe Selam yürüyüşleri yapıldı Ankara'da, İstanbul'da. Tabii Vatan Partisi'nin de önderlik ettiği yürüyüşlerde TGB'yi de gördük. Bu yürüyüşler amacına ulaştı mı sizce? Kısa cevap, hemen sonra Sayın Gencer'e döneceğim. Amacına ulaştı. Hakikaten bu, biz normalde 29 Ekim'lerde izleyicilerimiz de bilir, genelde merkezi bir noktada birleşmeyi önümüze koyardık ama bu yıl Türkiye'de son Barış Pınar Harekatı'yla da birlikte öyle bir hava esti ki hakikaten o Mehmetçiğe selamımızı gönderelim heyecanı bütün millette karşılığını buldu. O yüzden biz de bunu illere yaydık yürüyüşlerin eksenini ve Türkiye'de birçok ilde yürüyüşler oldu, yani büyük şehirler başta olmak üzere. Ve orada gencinden yaşlısına hepsi çok büyük bir coşkuyla, Türk bayraklarıyla, sadece o çok önemliydi. Yani herhangi bir kitlesel partinin ya da kitle örgütünün flamalarının ön planda olmasından ziyade bu sefer Türk bayraklarının yoğunlukta olduğu ve tek eksende buluşulmuş ve direkt Mehmetçiğe ön pankartlarda zaten mutlaka dikkatini çekmiştir izleyicilerimizin de. Hepsi bir Mehmetçiğe selam gönderen ve aslında Cumhuriyet'in yaşaması Mehmetçiğin bugünkü savaşına mesajını içeren yürüyüşler gerçekleşti. Bizim önderliğini etmediğimiz ama Türkiye'nin mesela İç Anadolu bölgelerinde de, farklı illerinde de yürüyüşler gerçekleşti. Tunceli'deki yürüyüş çok anlamlıydı. Orada şehit Necmettin öğretmenimizin anısına bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yani biz çok farklı bir 29 Ekim manzarası izledik aslında ve bence bu süreç Türkiye'nin emperyalizme karşı verdiği ve bu kadar başarılar kazandığı bir süreçte bu 29 Ekim belki de birçok 29 Ekim'den çok daha anlamlı oldu ve karşılığını buldu. Siz nasılsınız Sayın Başkan, iyi misiniz? Çok sağ olun. Bizleri davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Güzel bir dönemin içerisindeyiz. Cepheden mutlu haberler alıyoruz. Türk milleti, Türk silahlı kuvvetleriyle her gün yeni mutluluklara uyanıyor. Çünkü ordumuz, Türk devleti, Türk milleti topyekün bir şekilde teröre karşı büyük bir mücadele içerisinde ve bu mücadelenin karşılığını alıyoruz, sonuçlarını alıyoruz. İşte Genel Başkan Yardımcımız Yadigar Özen belirtti, 29 Ekim'in önemini ve anlamını belirtti. Mehmetçiğe selam yürüyüşleri gerçekleşti. Biz de 10 Kasım'da Türkiye Gençlik Birliği olarak selamdır Türkiye diyoruz. Selamdır Türkiye. Evet, buradan açıklıyoruz. Şu anda da bir sosyal medyada bir çalışma var. Selamdır Türkiye diyoruz Türk milletine. Niye selamdır? Tabii Mehmetçik'le beraber selamdır. Bugün çünkü asker selamı, bugün selam Türk milletinin zafer habercisi ve zafer işaretidir. Bugün bakalım, sadece Mehmetçik selam durmuyor. Bugün milli takımımız selam duruyor. Bugün üniversite gençleri selam duruyor. Bugün milli sporcularımız, kadınlarımız selam duruyor. Bugün gençlerimiz selam duruyor. 7 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuklar selam duruyor. O yüzden artık selam, asker selamı, Türk milletinin selamı terörle mücadeleyle özdeşleşti ve bir simge oldu. Bir simge oldu ve aynı zamanda zaferin habercisi oldu. Ve Türk milletinin birliğini çok güzel gösteriyor. Türk milleti tek resim. Tek resim, herkes asker selamı veriyor ve yürekleri Mehmetçik'le çarpıyor. Biz hep diyorduk, Türk milleti, Türk milletinin yüreği Mehmetçik'le çarpıyor. Bunu her alanda gösteriyor. Bakın işte Fransa'da milli maç oynanıyor. Türk millilerimiz golü atınca ilk yaptığı iş asker selamı vermek. Ve bu selamın... Ama bu Avrupalıların hoşuna gitmiyor. Tabii, hoşuna gitmiyor çünkü onlarla. Evet, onlarla. Yani Avrupalılar değil ama Amerikalılar. O sistemle savaşıyoruz. O sistemle savaşıyoruz. Aslında selam oraya, doğru yere gidiyor yani. O sistemle savaştığımız için hem golün neticesi, hem de hem sahada gol atıyoruz, hem de cephede gol atıyoruz. O nedenle asker selamıyla beraber selamdır Türkiye diyoruz 10 Kasım'da. Geçtiğimiz hafta
aslında buna öncülük eden üniversite topluluklarıydı. 95 üniversite topluluğu geçtiğimiz cumartesi günü ortak bir açıklama düzenledi. Bu açıklamada herkesi 10 Kasım'da Anıtkabir'e davet ettiler. Bütün Türk milletini, başta tabii üniversite öğrencileri olmak üzere. Bizler de bu açıklamaya cevap verdik, çağrı verdik ve dedik ki bugün de buradan da ilan ediyoruz. Türkiye Gençlik Birliği olarak 10 Kasım'da Anıtkabir ile Mehmetçiğimizle kucaklaşacağız. Atamızla kucaklaşacağız. Atamıza Mehmetçiğin selamını götüreceğiz. Çünkü bu mücadelede rehberimiz, önderimiz Atatürk. Atatürk ve çözümün onda olduğunu göstereceğiz ve Türk milleti gerçekten çözümün Atatürk'te olduğunu iyi bildiği için bugün Mehmetçik selamıyla teröre karşı devletimiz, milletimiz, devletimizin bütün kurumları büyük bir çaba ve gayret içerisindeler. Biz de 10 Kasım'da bunu üniversite öğrencileriyle beraber dillendireceğiz. Çalışmayı yine ayrıntılı olarak konuşacağız, evet. Ama özellikle TGB'de bu farkı, TGB'nin bu farkı var. 10 Kasım yaz değil mücadele günüdür, evet. Diye. Şimdi sadece yaz tutuyor tabii, Atatürk'ü büyük önderimize hepimiz saygı deniliyoruz ama o gün sadece yaz tutma günü değil, mücadele günü. Evet. Ve şimdi Türkiye'nin önündeki mücadelenin artık Mehmetçik'le birlikte verileceğini mi düşünüyorsunuz? Evet, çok doğru dediniz. Şimdi 10 Kasımlar, evet, 10 Kasım Türk milletinin kalbinde derin bir yaraya sahip. Mustafa Kemal Atatürk'ün naciz vücudunu toprağın altına gömdüğümüz bir gün. Fakat Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri çok canlı. Hala canlı, hala ayakta. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri, devrimleri bugün yürürlükte. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk en kaba tarifiyle ne demek? Bağımsızlıkçılık demek. Emperyalizme karşı mücadele demek. Bugünün emperyalist kuvvetleri kim bakalım? Tartışma götürmez Amerika. Onun taşeronları kim sahada? PKK, YPG, PYD. Bugün Türk milleti kimle savaşıyor? PKK, YPG, PYD. Yani aslında Amerika ile savaşıyor. Nasıl 1914'te, 14'ten 22'ye kadar Türkiye aslında İngiltere ile, oradan İngiltere ile savaşıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk-Yunan Savaşı, Türk-Yunan Savaşı değil, Türk-İngiliz Savaşı'ydı. Bugün de Türk-Amerikan Savaşı bizim en büyük mücadelemiz. O nedenle bugün Atatürk'ün fikirleri direkt yürürlükte. Biz bundan çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Ve bunun böyle devam etmesi için çaba sarf ediyoruz. Çünkü hakikaten bu noktaya kolay gelinmedi. Çok çeşitli emekler verilerek, mücadele edilerek gerildi. Şimdi bunun kazanımlarını almaya başladık. Şimdi Sayın Özen'le devam edeceğim. Bu noktada Amerika ile Türkiye savaşı ediliyor Sayın Gencer. Şimdi Türkiye'de bir siyaset yürütülüyor. İşte bazı çevreler tarafından Amerika Türkiye'nin müttefiki, dostu diye. Savaşıyorsak nasıl dost oluyor bu fikre göre? Ya da siz bunları nasıl görüyorsunuz gençlik olarak? Amerika Türkiye'nin dostu mu? Ya da nasıl bir dost? Amerika Türkiye'nin dostu değil. Amerika hiçbir mazlum ülkenin dostu değil. Aslında hiçbir ülkenin dostu değil. Amerika dünyada bizim birkaç yıl önce eylemlerimizde de sloganlaştırdığımız gibi hakikaten dünyanın en büyük teröristi. Bunca yıl birçok ülkedeki işgali, o işgallerden doğan insan kayıplarımız, 20 milyona yakın Amerikan işgalinden kaynaklı insan kaybımız var yani dünyada. Böyle bir devletin herhangi bir farklı bir ülkenin dostu, dost kuvveti olması çok mümkün değil. O yüzden Amerikan vatandaşları, tabii ki onlar dostumuz, bütün dünya vatandaşları gibi ama oranın devleti, yöneticileri ve şu an yürüttükleri siyasetler hiçbir zaman hiçbir ülkenin dostu değil. Biz de onları dost olarak algılamıyoruz. Bir müttefik olarak da algılamıyoruz. Zaten müttefikimiz diye adlandırdığımız, tırnak içerisinde müttefikimiz diye adlandırdığımız devlet, bizim terör örgütü listemizin en başında olan 40 yıldır mücadele verdiğimiz PKK'ya binlerce tır silahıyla yardım eden, maddi olarak yardım eden, onlara gıda yardım eden ve asıl onları bölgede besleyen ve ayakta durmasını sağlayan, bugün de işte sınır ötesi yaptığımız operasyonlarda onların can kaybını önlemek adına bizimle ortak masaya oturan ve onları güvenli bir şekilde o bölgeden uzaklaştırmak için onların orada subaylığını yapan bir ülkeden bahsediyoruz. Dost ve müttefik olmamız çok mümkün değil. Sanırım dünya ekseninde böyle bir dost müttefik tanımlaması yoktur diye düşünüyoruz. Soruyu bilerek sordum. Evet. Sayın Gencer, siz de devam edelim. Şimdi Amerika'nın Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye karşı tasarıları var. İki tasarı. Biri işte 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan tasarı kabul edildi. Bir de yaptırımlar için ayrıyeten bir durum var. Bunlara karşı Türk gençliği nasıl bir cevap verecek? Neler yapacaksınız? İlk önce ben şunu söyleyeyim. Mahmut Esat Bozkurt'un çok güzel bir sözü var. Mahmut Esat Bozkurt, Milli Mücadele Önderlerinden, Türk Devrimi'nin Önderlerinden, Adalet Bakanlarımızdan. Mahmut Esat Bozkurt diyor ki, Atatürk İhtilali kitabında, insanlık yaşadıkça
Atatürk yaşayacak diyor. Şimdi Amerika insanlığın düşmanı. Amerika insanlığın düşmanı. Aslında Mahmut Esat Bozkurt bunu derken neyi kastediyor? İnsanlık yaşadıkça Atatürk yaşayacak. Atatürk'ün özlemleri yaşayacak diyor. Bağımsızlık aşkı yaşayacak diyor. Emperyalizme karşı tavır yaşayacak diyor. Ahlak yaşayacak diyor. Kültür yaşayacak diyor. Şimdi Amerika bakıyoruz insanlığın düşmanı. Çünkü bağımsızlığın düşmanı. Milletlerin düşmanı, halkların düşmanı, devletlerin düşmanı. Amerika Birleşik Devletleri. O nedenle Türkiye'nin düşmanı. Çok doğal olarak Türkiye'nin düşmanı, Atatürk'ün düşmanı. Zaten Atatürk'e düşman olduğunu yeni anlamıyoruz, yeni öğrenmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, Birinci Dünya Savaşı'nda da demin bahsettiğiniz konuya bağlayayım, Ermeni kışkırtmalarını, Ermeni sözde soykırım şeylerini kışkırtan, Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesinde özellikle çok fazla misyonerlik faaliyeti yürüten, okulları olan, hastaneleri olan, bu okul ve hastanelerde Ermenileri kışkırtan, Türklere karşı kışkırtan ve orada özellikle tehcir olaylarından sonra oradaki ayrılıksız hareketleri destekleyen, daha sonra bu hareketleri günümüzde dahi Türkiye'yi sözde soykırım yapmakla suçlayan ve bunu en son ABD Temsilciler Meclisi'nde karar altına alan bir devlet Amerika Birleşik özellikle Devletleri. Özellikle 29 Ekim'de tabii, çünkü kuyruk acısı var. Kuyruk acısı var. 29 Ekim'e kuyruk acısı var. Esas kuyruk acısı da Barış Pınar Harekatı'na. Bakın Türkiye Barış Pınar Harekatı'nda 8 günde Amerika'nın 8 yıllık YPG-PKK emeğini, çok daha derin ama bölgedeki YPG-PKK emeğini yerle bir etti. O terör koridorunu, Türkiye'nin sınırlarını yerle bir etti. Şimdi Amerika bunu sahada cevap veremedi. Nerede cevap vermeye çalışıyor? Kendi ülke topraklarında bir cevap vermeye çalışıyor ama o cevabın adresi, o cevabın mesajı yerine ulaşmıyor. Çünkü o cevabı umursayan kimse yok. Çünkü hakikatin dışında, gerçeğin dışında, yalanlara sarılı bir Amerika, bir kararı, bir karar bu Amerika'nın aldığı. O nedenle biz şunu görüyoruz. Türkiye, Amerika'ya karşı sahada galibiyet aldıkça Amerika'nın Türkiye'ye karşı düşmanca tavırları daha da azmanlaşarak devam ediyor. Ama hakikaten gün geçtikçe Amerika zayıflıyor, Türkiye'nin eli güçleniyor. Barış Pınar Harekatı bunun en büyük somut örneği ve Barış Pınar Harekatı'ndan sonra direkt Ermeni soykırım yalanına sarılmaları da aslında Amerika'nın yenilgisinin dillere dökülmüş hali. Amerika'nın kendi içinde de tartışmalar var. Trump için şimdi azil süreci başlatıldı. Siz nasıl görüyorsunuz bu tartışmaları? Ya da şunu mesela şu yorum yapılıyor. Trump daha çok Türkiye'ye yakın ama kendi iç kamuoyuna seçimler için bu mesajları veriyor. Siz bunlara katılıyor musunuz? Bu tartışmalar? Tabii Amerika tek parça değil. Çok belli Amerika tek parça değil. Bir de Trump yenildiğini görüyor. Trump yenildiğini görüyor bölgede. Hatırlarsanız Trump seçim kampanyasında dahi Suriye'ye yapılan yatırımları, yani yapılan askeri yardımları eleştirmişti. Neden? Oraya ciddi iktisadi, ekonomik yatırımların, para yardımının yapıldığı ve bunun karşılığının alınmadığını. Yani Trump en nihayetinde, çünkü yeni dünya düzeni de biraz öyle, Türkiye'de bunu pompalıyorlar. Şirket yönetir gibi devlet yönet. Kârın neredeyse oraya git. Yani Trump emperyalist Trump. Ama Trump emperyalist çıkarlarının Suriye'de tecelli edemediğini görüyor. Suriye'den karşılığını almıyor. Ama bir yarın bir gün gider Afrika'ya karşılığını alır, oraya müdahale eder. Yani Trump anti-emperyalist değil. Trump emperyalist. Amerikan devleti, Amerikan sistemi emperyalist çünkü. Ama kendi çıkarlarının için, tabii çıkarlarının orada olmadığını anlıyor. Bugün şunu söyleyeyim, Amerika'nın başına kim gelirse gelsin bunu anlamak mecburiyetinde. Anlamak mecburiyetinde çünkü küresel ölçekte de Amerikan sistemi görüyoruz ki gün geçtikçe kaybediyor. Bu sadece savaş anlamında değil, yani cephede değil. Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın batısında olan bir olay değil. Amerika bugün küresel ölçekte kaybediyor. Bir Çin gerçeği var, bir Rusya, bir Avrasya, bir Türkiye gerçeği var, bir İran gerçeği var. Bir Batı'nın, Avrupa'nın Amerika'dan kopma süreci var. O nedenle Trump buradaki çıkarlarını bence çeliştiği yerler burası Amerikan devletiyle. Yani Amerika'nın o yönetimiyle, sistemiyle çeliştiği yerler var ama tabii bu demek değildir ki bu anti-emperyalist bir kişi. Hayır, demin dediğimiz gibi çıkarları neredeyse oraya müdahale etmekten geri durmayacak bir sistem. Yani güvenilmez. Tabii tabii. Trump sadece kendi içinde çatışma yaşıyor. Evet. Sayın Özen, sizle devam edelim. Bu yaptırımlar konusu, işte bu tasarılar, yine bu konuyla ilgili Türkiye'nin verdiği yanıt yeterli mi sizce veya neler yapılmalı bu konuda? Mesela bir şöyle bir örnek de vereyim. İncirlik meselesi var Türkiye'ye karşı yaptırımlar konusunda. Sürekli gençliğin, işte Türk gençliğinin incirlikle ilgili öfkesi, tepkisi yıllardır devam etmiştir. Bu noktada atılacak adımlardan biri örneğin incirliğin kapatılması olabilir mi, neler söylersiniz?
Aslında Barış Pınar Harekat evet çok önemli cevaplardan birisi oldu. Hem bir o ekonomik tehditler ama en önemlisi şu ortaya çıkan mektup krizinde yaşanan süreç. Ama bizce yeterli değil. Ve en yüksek perdeden hakikaten tepkimizi koymamız gerekiyor. Ve onlardan birisi evet Türkiye'deki yanıtlarından birisi üstlerinden bir tanesini kapatmak olacak Amerika'nın. Çünkü burada İncirlik üssü sıradan bir Amerikan üssü değil. Bölgede bizim 15 Temmuz'da bile Amerikan darbe girişiminde üst olarak kullanılan, oradan yakıt ihmali yapılan, yani bizzat kendi ülkemizin içerisindeki kendi düşman yuvamız aynı zamanda. Kendi ülkemizin askerine ve insanına, vatandaşlarımızı şehit verdik biz o gün. O bir an önce İncirlik üssünün Amerika'ya kapatılması için girişimlerde bulunması gerekiyor. Ve artık gelen tehditlere karşı, işte en son Temsilciler Meclisi'nde de yaptırımlar konuşuluyor, karar altına alınmaya çalışılıyor. Artık bizim sessiz kalıp, süreci bekleyip, sürece yayma gibi şanslarımız yok. Türk milletinin de bunu bekleyecek zamanı yok bence. Yani şu an biz sahadayız hakikaten, okulundan üniversitesine, şehrine. Türk milleti de artık daha büyük yaptırımlar ve cevaplar bekliyor Amerika'ya karşı. Çünkü ciddi bir kıran kırana savaşın olduğunun herkes artık farkında. Anti-Amerikancılık Türkiye'de %90'lara ulaşmış durumda ve milletimizi incitiyor artık bunlara yeteri dolayıca cevap verememek. Bugün İncirlik üssü eskiden biz dillendirirdik kapatılsın diye ama bizim dışımızda sosyal medyada artık gündeme direkt taşınmaya başladı ve bu doğal bir tepki haline geldi. Çünkü evet ilk odak noktası verilebilecek en büyük mesajlardan birisi orası olacak. O yüzden yaptırımların yeterli olduğunu düşünmüyoruz ve bu yaptırımların bir an önce ilerletilmesi gerektiğini ve bunun Amerika evet İncirlik üssünün kapatılmasına kadar gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir beklenti var diyorsunuz. Beklentimiz var ve bizce de olacak. Bu sürece gidiyoruz. Evet. Siz neler söylersiniz? Ben orada şunu değineyim. Bu İncirlik meselesiyle alakalı ya da Amerikan üsleriyle alakalı. Burada iki yaklaşım var. Tabii diğer üsler de var. Küreci, tabii diğer üsler de var. İki yaklaşım var burada. Bir tanesi vatansever, devrimci, milliyetçi yaklaşım. Nasıl bu yaklaşım? Türkiye'nin terörle mücadelesini görüyor. Diyor ki Türkiye terörle mücadele ediyor, Amerika ile mücadele ediyor. Bu mücadeleyi daha kararlı, daha keskin, daha net vermek için bu üsleri kapatalım. Bu bizim de savunduğumuz fikirlerden bir tanesi. Hatta geçtiğimiz yıllarda buna dair üniversitelerde imza kampanyaları düzenledik. Hatta İncirlik üstünde bizzat gittik Amerikan askerine çuval geçirdik. Askeri üniformalı askeri çuval geçirdik. İncirlik üstünde sayısız eylemler gerçekleştirdik. Bu birinci yaklaşım. Bir de ikinci yaklaşım var. Bu sinsi bir yaklaşım. Bu hatta bozguncu bir yaklaşım. Şöyle bir yaklaşım. Türkiye'nin terörle mücadele ettiği sürede, örnek veriyorum, Barış Pınar Harekatı gerçekleşti. Hemen şu sesler yükselebiliyor bazı çevrelerden. Ya Barış Pınar Harekatı'nı gerçekleştiriyorsun da sen Amerika ile savaşmıyorsun. Bak daha İncirlik üsleri, Türkiye'de onlarca üs var. Onları kapat. Işte. Onları kapat önce, boş ver şimdi sen. Yani sen onları kapatmadan hiçbir şey yapamazsın Amerika'ya karşı. Bu tamamen aslında Türk ordusunun mücadelesine düşmanca bir yaklaşım. Zarar veren bir yaklaşım. Yani neden zarar veren bir yaklaşım? Türk ordusu sahaya inmiş. Namlularını Amerika'ya doğrultmuş. PKK'ya doğrultmuş. Mehmetçiğin motivasyonu yüksek, Türk milletinin kararlılığı keskin, silahın ucu düşmana doğrultmuş. Ama biz ne diyoruz orada? Mehmetçiğin moralini bozuyoruz. Diyoruz ki savaşan Mehmetçiğe, ya sen onunla boşuna savaşıyorsun. Önce gel şu üslere bak. Türkiye hükümeti, Türkiye devleti hala Amerika ile dost. Yani bu konuda diyorsunuz ki her İncirlik üssüz kapatalım diyene de inanmamak gerekiyor. Tabii, samimiyetin testi şeye var. Bakacağız, önce terörle mücadele neresinde? PKK'ya tavır alıyor mu? HDP keskin tavır alıyor mu? Türkiye'nin Barış Pınar Harekatı'nda mücadelesini ne ölçüde destekliyor? Hangi tavırla destekliyor? Çünkü hakikaten böyle bir yaklaşım insanlarımızın, milletimizin zihnini bulandırabiliyor. Ve bu düşmanın bir propagandası, onu söyleyeyim. Düşman sadece propagandayı şöyle yapmıyor. İşte savaşa hayır, en güzel barışalım, her şey güzel olsun, çiçekler assın, güller assın, savaşlar kötüdür diye yapmıyor sadece. Ya da PKK-YPG, özgürlük savaşçıları, PKK-YPG IŞİD'le mücadele ediyor, yapmıyor sadece. Emperyalist propagandanın bin bir türlü yöntemi var. Bir de ne yapıyor? Diyor ki sen önce şuraya bak diyor. Yani tırnak içerisinde anti-emperyalist, Amerikan düşmanıymış gibi davranıp hatta en ileri Amerikan düşmanı benim. Çünkü bu mücadeleyi görüyorum ama daha derin yeri görüyorum diyor kendince. Yani İncirlik üsleri işaret ediyor. Ama aslında Türk ordusunun moralini bozuyor. Türkiye'nin haklı mücadelesini gölgelemeye çalışıyor. O nedenle bu üslere, Amerikan üslerine yaklaşımda da biz özellikle Fırat Kalkanı Harekatı'ndan bu yana, Fırat Kalkanı Zeytin Dalı Harekatı'ndan ya da Türkiye'nin Amerika'ya karşı gerçekleştirdiği her operasyondan sonra maalesef böyle dillendirmeler de oluyor. Bu sadece şeyle alakalı değil tabii.
üstlerle alakalı değil. Başka şekillerde de karşımıza çıkabiliyor. Yani bir gün nasıl çıkıyor? Kayyumlara ses veriyor. Diyor ki kayyumlar haksızdır diyor. Kayyum atanmaması lazım diyor işte HDP Büyükşehir Belediye ya da belediyelerine kayyum atanmaması lazım diyor. Ama sözde ordusunun yanında. Nasıl oluyor? Yani çelişiyor birbiriyle çünkü Türk milleti bakın... Ama HDP için 6 milyon oy aldı diyor bu çevreler. Ama öyle değil yani HDP'yi kapatmazsak HDP 6 milyon oyu Türk milleti oraya bakın HDP'nin oyları terörle mücadeleden sonra gün geçtikçe azalıyor. Neden gün geçtikçe azalıyor? Çünkü dayanak noktası bitiyor. HDP'nin dayanak noktası kim? PKK Amerika. Şimdi Amerika zayıfladıkça HDP'nin güçlenmesi gibi bir şey var mı? Mümkün değil. HDP de zayıflayacak. Oradaki halkımız da HDP'ye böyle cansiperane gönülden bağlı olduğu için vermiyor oyunu. O oyları da kazanacağız. O oyları da kazanmak bizim görevimiz. Tabii. O oyları nasıl kazanacağız ama terörle mücadeleyle kazanacağız. O oyları terörle müzakere ederek, terörü kutsayarak, HDP'yi kutsayarak, HDP'yi allayıp pullayarak kazanamayız. Şimdiye kadar çözüm sürecini hatırlayalım. HDP'ye böyle davranıldı ne oldu? HDP bitti mi? Aksine daha da köklendi değil mi? Şehirlerimizin ya da altına bombalar. Tabii o çaldı. Bir evden evet. birini. O nedenle terörü de böyle bitiremeyiz. Bu yaklaşımlar yani Türk ordusuna gizli bozgunculuk, gizli muhalefet aynı zamanda iç cephede bizim en büyük mücadele alanlarımızdan bir tanesi. Sayın Özen, araya gideceğiz ama araya gitmeden önce size de HDP konusunda özellikle bir soru sormak istiyorum. Şimdi tamam hükümet bugün Türkiye işte topyekun teröre karşı mücadele ediyor ve bu konuda da PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması gerekiyor. İşte Vatan Partisi'nde hatta bu konuda 3 defa, 4 defa yaptığı başvuru var. HDP neden kapatılmıyor sizce hala ve bu konuda hangi adımlar atılmalı bir an önce? Neler söylersiniz? Ya süreç, ilerleyen süreçlerde onunla ilgili şu anda hazırlıklar ne aşamada orasını göremiyoruz. Ama yaptırımları görebiliyoruz. Yani bu kayyumlar onun bir ayağı. İşte ilçelerdeki terör eylemlerinden sonra oralardaki HDP ilçe başkanlarının görevden alınması, HDP belediye başkanlarının işte kayyum atanması bunların bir ayağı. Ortada bir somut gerçek var. PKK'nın siyasi uzantısı olduğu. Zaten bunlar soruşturmalarda da kayyumlarda da ortaya çıkıyor. Bu durumda niye kapatılmıyor? Siz nasıl bakıyorsunuz? Süreç içerisindeki biraz dengeler bence oralarda asıl güdülüyor. İşte hakikaten 6 milyon oyu var diye sistem içerisinde buna karşı bir blok olarak ortaya çıkıyor bir siyasi parti. Ve oralarda asıl o terör örgütü olduğunu net orada kanıtlamadan, net göstermeden ve bu terörle mücadeledeki kazandığı başarılarda son noktaya kadar gelinmeden burada atılacak hamle iç cephedeki kaos ve karışıklığı bir an önce çözebilecek süreçleri karşılayamayabiliyor. Yani en ufak kayyum çok net elimizdeki belgelerle bu belediye teröre destek vermiştir. Elimizde belgesi var. Bu belediye başkanı buna desteklidir diye bu kayyum sürecini gördüğümüzde bile birçok yerde bozgunculuk fikirlerinin anında ortaya çıktığı ve yeşerdiği bir Türkiye ile karşı karşıya kalıyoruz. Oralardaki atılan adımlar ne kadar sağlıklı ilerlerse ilerlesin. O yüzden iç cepheyi bu süreçte olabildiğince sağlam tutmak, adımları olabildiğince sağlıklı atmak ve emin adımlarla atmak bence şu an Türk Devleti'nin yaptığı en başarılı süreçlerden bir tanesi. Yani olgun, sağlıklı, bir sonraki adımını gören ve o adımlarından da başarılı bir şekilde ilerleyen, iç cephedeki bozgunculuğu olabildiğince ortadan kaldıran. Bakın Diyarbakır anneleri bugün Diyarbakır HDP binasının önünde bir aydır. Sorun vardı. Evet. Aradan sorun gibi düşünüyordum ama bir aydır, bir aydır direniyor. Bu yani biz biliyoruz ki o Diyarbakır HDP binası aslında Türkiye'de PKK'nın merkeziydi. Ve bugün orada anneler hesap soruyor HDP'den ve siz evet diyor PKK'nın buradaki merkezisiniz ve biz sizden çocuklarımızı istiyoruz ve beter olun. Bu işte bu iç cepheyi sağlamlaştıran adımlardan bir tanesi ve bu adımlar parça parça atıla iç cephedeki sağlamlığı, birleşmeyi, bölünmeyi olabildiğince ortadan kaldıracak ve ikna sürecini olgunlaştıracak delillerle biriktire biriktire ilerleyecek bir süreç. Ve o süreçten sonra da zaten HDP'nin varlığı da Türk siyasetinin içerisindeki yeri ve etkisi de ortadan kaldırılacak ve o yaptırımlara doğru da gidilecektir. Bizim de en sürekli söylediğimiz talep bu. Ama biz Türk Devleti'nin buradaki attığı adımları da neden bu şekilde ilerlediğini de görebiliyor ve anlayabiliyoruz. O yüzden bu olgunluğu da görmemiz lazım. Evet. Şimdi bir ara verelim. Aranın ardından çünkü sohbetimiz bölünmesin. Değerli izleyenler çok kısa bir aramız var. Aranın ardından Sayın Yıldırım Gencer ve Sayın Yadigar Özen'le sohbetimize devam edeceğiz.
Haber merkezi devam ediyor değerli izleyenler. Konuklarımız Sayın Yıldırım Gencer, TGB Genel Başkanı, Sayın Yadigar Özen, TGB Genel Başkan Yardımcısı. Birlikteyiz, sohbetimiz devam ediyor. Aradan önce HDP konusu kalmıştı. Sayın Gencer, bu konuda bir şeyler söylemek istiyorsunuz galiba. Evet, ya burada şunu söylemek lazım. Hükümet HDP'yi kapatmayarak, devlet HDP'yi kapatmayarak hata yapıyor, yanlış yapıyor. Çünkü zaten HDP milletimizin gözünde kapanıyor. Bakın HDP Diyarbakır annelerinden az önce bir bahsettik. Diyarbakır anneleri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nı kapattı. Yani anaların vicdanında HDP kapatıldı. Türk milletinin, vatanseverlerin, milliyetçilerin vicdanında HDP kapatıldı. Halk HDP'yi zaten kapatıyor. Ama bunu kapatmamak bence cesur olmamak. Cesurca davranmıyor. Nasıl bir cesaret örneği göstermiyor? Batı'nın, Amerika'nın saldırılarına karşı göğüslemiyor. Yani şimdi HDP'yi kapatınca ne olacak? Batı Amerika saldırıya geçecek Türkiye'de, değil mi? Çok basit. Ama bu saldırıları göğüslememiz lazım. Kendimize güvenmemiz lazım. Evet, HDP'nin oyları var fakat oradaki oyları kazanacağız. HDP'yi kapatmadan oyları kazanamayız. Biz o vatandaşlarımızın oylarını kazanacağız. Vatandaşlarımızı HDP'nin esaretinden kurtaracağız. Bakın HDP çocukları esir alıyor, anneler HDP'ye saldırıyor. HDP esarettir. HDP Türk milletinin esareti. Bu esaretten kurtulması lazım Türkiye ve kurtulacak. Süreç oraya gidiyor, kurtulacak. Ben kendi adıma şunu düşünüyorum, evet. Mesela terör özgürlük olmaz. Tabii. Terör uzantısı, onu yani eleman kazanma anlamında da çok büyük destekler var PKK. Türkiye'nin çok il ve ilçelerinde bu terör yuvaları var, binaları var. İşte PKK yakalanan bazı itirafçılar diyor ki ben PKK HDP Diyarbakır Başkanlığı'na o binadan katıldım. Yani orada tanıştım diyor PKK'ya. Ya bunun, evet, daha büyük bir resmi olamaz ki. Yine size devam edelim Sayın Gencer. Evet. Şimdi Türkiye'nin devam eden bir Barış Pınarı Harekatı var. 9 günlük. Hala sahada askerlerimiz. İşte evet, o bölge Rusya ile bir tarihi mutabakat, evet, imzalandı ve bugün ortak devriye başladı. Evet. Bu süreci nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi, evet, şu eleştiri yapılıyor. ABD ile şimdi anlaşma, mesela mutabakat olmadı. Rusya ile yaptı. Yani ABD'nin yapmadığı bugün Rusya yapıyor. Orada etkinliğini, evet, arttırıyor gibi yorumlar da yapılıyor. Evet. Nasıl görüyorsunuz siz? Ya şunu görmek lazım önce. Bölgede Türkiye ile Rusya'nın çıkarları ortak. Türkiye'nin, Rusya'nın, Suriye'nin, İran'ın, Irak'ın çıkarları ortak. Peki bölgede Amerika'nın çıkarı kimle ortak? İsrail'le ortak, PKK'yla ortak. Değil mi? Türkiye düşmanları, Suriye düşmanlarıyla ortak. O nedenle bölgede Rusya'nın ağırlığı artıyor, artıyor, artmıyor tartışması değil. Bölgede Suriye'nin ağırlığı artıyor aslında. Neden Suriye'nin ağırlığı artacak? Onu da göreceğiz. Türkiye o bölgeyi kimden temizledi? PKK-YPG'den temizledi. Suriye'nin de bugün PKK-YPG'ye karşı tavrı açık ve net. Suriye Devleti'nin işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hazırladığı raporda YPG'yi, PYD'yi en büyük terör grubu olarak tanımlıyor. O nedenle Türkiye'nin Rusya ile burada ortak devriye yapması olumlu bir adım. Olumlu bir adım ama bir adım. Yani biz orada terörü tamamen bitiren bir adım değil. Barış Pınarı Harekatı müthiş bir zayiat verdi PKK, YPG ve Amerika'ya. Büyük bir mağlubiyet yarattı. Nasıl biz, şöyle tabir edelim, Sakarya Meydan Muharebesi'nde ne yaptık? Düşmanı Ankara'ya sokmaktan, düşmana karşı galibiyet kazandık, zafer kazandık. Ankara'ya giremedi ve artık püskürtmeye başladık. Ve en son ne yaptık ama büyük taarruzla düşmanı sildik süpürdük. Yani ezdik düşmanı. Şimdi Türkiye büyük taarruz yapacak, yapması lazım. Büyük taarruz lazım şimdi büyük Türkiye. Büyük taarruz nasıl olacak? Onu büyük taarruz bizce şöyle olacak, şöyle olması lazım. Şöyle olması lazım. Zaten o zaman büyük taarruz olur. Türkiye oturacak Rusya'yla, zaten Rusya'yla beraber Suriye'yle. Askeri ve siyasi işbirliği yapacak, askeri işbirliği yapacak ve orada terör Irak'la keza işbirliği yapacak ve oradaki terör yapılanmasını ortadan kaldıracak. Silip süpürecek. Evet, Türkiye 32 kilometre derinliğindeki alanı temizledi fakat onun alt tarafında, güneyinde ve İran batısında hala terör destekçileri, PKK-YPG oluşumları var. O yüzden büyük taarruz yapmak için Türkiye'de Suriye'yi el ele vermesi lazım. Büyük taarruzun en birincil koşulu bu. Sayın Özen, siz de devam edelim. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın bugün bir açıklaması oldu. Gerekirse dedi, Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşürüm dedi. Ülkelerin çıkarları vardır dedi. Bu çıkarlarda inat olmaz gibi minvalinde bir açıklaması vardı. Siz bu açıklamayı nasıl görüyorsunuz? Yine bu noktada tabii şey de soracağım. Bazı provokasyonla haberleri geliyor. İşte Suriye askerlerinin gözaltına alınması gibi, Türkiye müzayir grupların. Tabii bu konuda hemen devreye giriliyor ve askerler teslim edildi. Provokasyonlar noktasında da uyarılarınız var mı? Veya nelere dikkat çekersiniz? Sayın Beşar Esad'ın açıklaması çok önemli ama biz zaten sürecin buraya gideceğini hep işaret ediyorduk. Yani bizim bölgede şu anki kurduğumuz birlik, yani ne kadar Beşar Esad'la aynı masaya oturmadık
diye üstünde tepinmeye çalışsak da ve sürecin oraya gitmesi için işaret de etsek, zaten bizim sınır ötesi operasyonlarımız başladığı andan itibaren Suriye Devleti ile alttan alttan görüşmelerimiz, irtibatımız devam ediyordu. Ve Rusya üzerinden de oradaki görüşmeler devam ediyordu ve karşılıklı anlaşmalarla zaten bölgedeki varlığımız, bölgedeki harekatımız bir karşılık buluyordu ve etki alanımızın içerisinde genişletebiliyorduk. Ve şimdi artık son noktasına doğru geliyoruz. Çünkü güvenli bölge dediğimiz şey orası Suriye'nin iç sahası ve bugün artık Suriye'nin bayrağı bizim sınırımıza dalgalanmaya başladı. Bu yıllar sonra ilk defa oldu bayrağın dalgalanması Suriye Devleti'nin. Bu çok önemli. Yine sınır açıklaması bu Soçi'de imzalanan mutabakat ABD'nin ilerlemesini durdurdu yorumu da oldukça anlamlı. Yine mutabakatın önemli noktasında. Çok çok önemli ve bunu artık bütün dünya görüyor. Yani bütün dünya bugün bu bölgedeki saflaşmayı çok net görüyor. Orada Türkiye var, orada Suriye var, orada İran birliği ve bütünlüğü var. Ve orada Rusya'nın evet bu bölge ülkeleriyle kader birliği var ve kader ortaklığı var. Keza İran'ın aynı şekilde. O yüzden ilerleyen süreçte biz orada zaten Suriye Devleti ile bir masaya oturacağız ve bölgemizdeki sınır güvenliğimizi en insani koşullarda gerçekleştireceğiz. Ülkemizde bir sürü Suriye vatandaşı var. Onların bölgemizden, ülkemizden güvenli bir şekilde kendi ülkelerine yerleşebilmeleri ve oralarda kendi yaşam koşullarını, hayat koşullarını yeniden kurabilmeleri için adım atmaya çalışıyoruz. Bunları Suriye Devleti ile aynı masaya oturmadan karşılıklı anlaşmaları, siyasi müzakereleri ve işbirliği sürecini geliştirmeden yapmamız çok mümkün değil. İlerleyen süreç ve aşamalar zaten bizi buraya doğru götürecek. Şimdi de bence onun adımları atılmaya başlandı. Bütün karşılıklı açıklamalardan da bu görülüyor. Hatta şu açıklamalardan da görülüyor. Yani işte Bakanımız Hulusi Akar'ın bölgedeki operasyonlarda tetikte de kalmaya devam edecekleri ve bütün terör örgütlerinin bitirilmesine dönük operasyonların devam edeceği demek aslında bölgedeki işbirliğinin ilerleyeceği ve bu işbirliğinin sonucunda hakikaten bölgede terör örgütlerinin bitirilmesine dönük bir harekatın başlayabileceğinin de bir sinyali. Ve bu aslında masada bir ortaklaşmaya doğru gidildiğinin bir sinyali. Bunları bizim doğru okumamız ve oraya doğru yönlendirmeleri doğru yapmamız lazım. Yine Türkiye'ye dönelim. Sayın Gencer siz de devam edelim. Şimdi çalışmanızı da hatırlatalım izleyicilerimize. Bir yanda Twitter'dan da yürüyor. Selam Dur Türkiye etiketiyle evet. TGB'nin 10 Kasım hazırlıkları değerli izleyenler. Arkadaşlarım da aşağıda iletiyordur bu hashtag'i. Twitter'dan Selam Dur Türkiye etiketiyle 10 Kasım hazırlıklarını duyuruyorsunuz. Bu hazırlıklarda gelinen aşama nedir? Nasıl bir çalışmanın içerisindesiniz? Bir de şunu özellikle sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na bir saygısızlık durumu vardı. Evet. Üniversitelerde tabii fotoğrafları da yansıttı arkadaşlar. Çok sağ olsunlar. Bunları nasıl görüyorsunuz ve bu konularda nasıl mücadele içinde olacaksınız? Evet, öncelikle bu saygısızlıktan bahsedeyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir topluluk, LGBTİ topluluğu, üniversite öğrencilerine mesaj yoluyla İstiklal Marşı'nın sözlerini değiştirerek saygısızlık ve hakarete varan sözler sarf ediyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil ki Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de bunu kabul etmedi zaten. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hemen onun bu meselenin ortaya çıkmasından hemen ardından üniversitenin merkezinde 500-600 kişi toplandı. Bizim de arkadaşlarımızın içerisinde olduğu bir gruptu ve İstiklal Marşı'nı tek ağızdan okudular. Ve bunun dışında sosyal medya kamuoyunda da bu meseleye dair çok büyük tepkiler geldi. Çünkü İstiklal Marşımız bizim bağımsızlık marşımız. Bağımsızlık marşımız, bağımsızlık marşımıza ikinci bağımsızlık mücadelemizi, ikinci İstiklal Savaşı mücadelemizi verdiğimiz bir tarihte, bugünlerde yani saygısızlık kabul edilemez. Hiçbir zaman kabul edilemez ama bu zamanda saygısızlık yapmaları anlamlı. Bu zamanda saygısızlık yapmaları daha anlamlı. Çünkü Türkiye yeniden bir bağımsızlık mücadelesi veriyor diyorsak bunun simgelerindendir İstiklal Marşı, Türk bayrağı. Ne dedik? Asker selamı bunun simgelerindendir. Buna hakaret etmek, bunu aşağılamak, küçük görmek, hor görmek aslında o mücadeleyi hor görmek. Mehmetçiyi hor görmek, Türk milletini hor görmek bu anlamlara çıkıyor. Bu nedenle bu şekilde de tepkimizi vermiş olduk. 10 Kasım çalışmalarımız aynı zamanda bütün üniversitelerimizde devam ediyor. Öğrencilerimizin büyük bir, arkadaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın büyük bir ilgisi var. Türkiye aslında bu eğlenme değil, Türkiye... Barış Pınar Harekatı'ndan önce de Mehmetçiğin mücadelesiyle beraber Türkiye 2014-15 yılından bu yana selam duruyor. 2015 bu yılından bu yana nasıl? 24 Temmuz 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadeleye başladı. Türkiye o günden bugüne asker selamı duruyor. Mehmetçiğe selam veriyor. Mehmetçiği yüreğiyle artıyor. Bu günden güne büyüyor. Bu eylemimiz bunun büyüdüğünün en büyük resmi.
bu asker selamının, Mehmetçik selamının büyüdüğünün en büyük resmi. Çünkü Türkiye'nin haklı mücadelesinin resmi. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde ve bütün ilçelerinde bu asker selamını öğrenci arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz, büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız gerçekleştiriyor. Tabii bu sembolik ama biz eminiz ki umarız ya da umuyoruz Mehmetçiğimize moral oluyordur, Mehmetçiğimize destek oluyordur. Onları daha da cesaretlendiriyordur. Türk gençliğinin onların arkasında olduğunu daha iyi umarım görüyorlardır. 10 Kasım programı belli oldu mu peki? Yani bu noktada hani 81 evet. ilden toplanacak, evet. Anıtkabir'de mi toplanacak, evet. Ankara'da yürüyüş olacak mı öncesinde? Bir program netleşti mi? Evet, Güven Park'a çağırıyoruz. Saat 12.30'da Güven Park'a, Kızılay'da hemen Güven Park. Oradan yürüyüş güzergahımızla beraber Anıtkabir'e yürüyeceğiz. Atamızla selamımızı vereceğiz. Türk milletiyle kucaklaşacağız. Türk gençliğinin kararlılığını, iradesini, Barış Pınarı Harekatı'nda olan tavrını, Türkiye'nin terörle mücadelede olan tavrını, Amerika'ya karşı olan tavrını, PKK-YPG, HDP'ye olan tavrını ve terör destekçilerine, bozguncular olan tavrını Türk gençliği gösterecek. Çünkü Türk gençliği, Türk devrim tarihinde her zaman en önde. Her zaman en önde, en ön cephede savaşıyor. İşte nasıl genç Osmanlılardan bu yana 1865 yılında 7 Haziran'da kurulan Genç Osmanlılar, neydi, Jön Türkler gençti. İşte daha sonra 1876 birinci kanunu esası da yine ikinci meşrutiyet, yani hürriyet devrimi, birinci meşrutiyet hürriyet devriminde 1908'de Enver Paşalar, Mustafa Kemaller en önde, gençlik en önde. Milli mücadelede Türk devrim kadroları genç. Mustafa Kemal Atatürk genç, İsmet Paşa genç, değil mi? Bunlar hep genç kadrolar. O yüzden Türk gençliği milli mücadeleden sonra da öyle tabii ki, 68 hareketlerinde Türk gençliği en önde. Bugün de en önde. Çünkü Türk gençliğinin, Türkiye'nin büyük bir devrim tarihi var, büyük bir gençlik tarihi var, büyük sorumlulukları var. Bu sorumluluklar önemli görevler yüklüyor. O görevleri de bizler hayatımızın her alanında göstermek, vermek durumundayız. Bu bizim için aynı zamanda Atatürk'ün bizlere verdiği bir görevdir. Senin Özen, siz de artık sürenin sonuna doğru geliyor, siz de devam edelim. Şimdi bu söylediğiniz çalışma çok ciddi bir maliyetler getiren çalışmalar. Siz de üniversite öğrencilerisiniz. Bunları nasıl karşılıyorsunuz? Bu noktada yani size destek bulunuyor, bir yerden yardım alıyorsunuz. Nasıl halloluyor? Bir bunu dinlemek istiyorum. Bir de özellikle bu noktada hani TGB, Türk Milleti Birleşiyor dedi Sayın Gencer. TGB'ye son dönemde katılan üyeler, yani profil olarak işte kendini nasıl tanımlıyorlar veya nasıl bir son dönemde TGB üye durumu var? Bunu da dinleyelim size. Birinci sorunuzdan başlayayım. Tabii biz bütün üyeleri hakikaten öğrenci olan bir teşkilatız. Üniversite ve lisede öğrencilerinden oluşuyoruz. Birincisi, bizim kendi üye arkadaşlarımız olabildiğince çok fedakar arkadaşlarımız. Zamanından fedakarlık, emeğinden fedakarlık ediyorlar. Yani kolay değil bugün bir gençliği sistem içerisindeki bir sürü fırsatın içerisinden tutup da çıkartıp da gel burada vatanın için seferber ol ve zamanını buna ayır demek. Ama bizim arkadaşlarımız burada öyle bir bilinçle zamanla ayırıyorlar, fedakarlık ediyorlar ki bütün varını yoğunu neyi varsa veriyorlar ve bunu evet ceplerinden de veriyorlar. Birincisi kendi üyelerimiz, yol giderleri için, yaptığımız bütün çalışmalar için cüz'i de olsa yapabildikleri ölçüde bir destek oluyorlar. Ama tabii ki yaptığımız eylemlerin büyüklüğü, bütçesi, kampanyası buna eş değil. Bütün işte enflasyon oranlarını bütün milletimiz ve izleyicilerimiz biliyor. Bugün bir benzin, bir yakıt, bir yerden bir yere ulaşmak, özellikle bizim önümüze koyduğumuz rüzgarda, yani şimdi biz binleri Ankara'ya toplayacağız diyoruz. O binleri Ankara'ya toplamak demek İstanbul'dan 30 otobüs kaldırmak demek. Onun bir maliyeti var. Ankara'da zaten oradaki katılım ve o alanın örgütlenmesi demek. İzmir'den 30 otobüs kaldırmak demek ve diğer şehirlerden de ciddi bir maliyeti var. Ama burada hakikaten Türkiye'deki vatansever büyüklerimiz bizi olabildiğince yalnız bırakmadan destek oluyorlar. Ama biz buradan bir kez daha yineleyelim. Bu otobüslerin yola çıkması için arkadaşlarımıza oralarda yardımcı olurlarsa çok mutlu oluruz. Bugüne kadar yalnız bırakmadılar, biliyoruz, hep omuz verdiler. Bu sefer de yine yalnız bırakmazlar ve arkadaşlarımıza yardımcı olurlarsa çok mutlu oluruz. Bu mücadeleye en büyük katkıları olur. Oradaki büyükleriniz mi? Onu dedikleriniz bu mesela. Orada evet, büyükler yani, mi? TGB'yi sevenler. Evet, evet. TGB orada gönüllerimiz, dostlarımız var bizim. TGB hakikaten yaşını bir kenara bırakarak büyük bir heyecanla bağlı olan büyüklerimiz. Onlardan yine bu çalışmada da desteklerini ve gönüllerini bizimle birlikte ortaya koymalarını bekleriz. Facebook'tan çokça mesaj geliyor. Bir tanesini okuyayım hatta. Fevzi Ahmet göndermiş. TGB'ye selamımı söyleyin diyor. Böyle gençlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Çokça böyle mesaj var. Biz Türk milletinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Ne demek? İkinci sorunuz üye kazanma. Yani biz
her döneme başlarken büyük bir heyecanla başlarız. Yani okullar başladığında, dersler açıldığında dönem başı standlarımızı açarız, üye formlarımızı koyarız, çalışmalara başlarız. Ama bu sene zaten o kadar güzel başladık ki döneme. Yani Diyarbakır annelerinin direnişiyle beraber öyle bir rüzgar esti. Üstüne Barış Pınar Harekatı geldi. Ve o süreçte biz üniversitelerde, siz de kanallarınızda çokça yansıttınız. Çok hareketli bir sürecin içerisine girdik. Ve bu hareketliliğin içerisinde, yani ana kriterimiz bizim zaten kuruluş ilkemizde, yani sağ sol demeden vatan savunmasını bütün gençliği birleştirmekti. Tam da şimdi yine onun aynı görevi yerine getiriyoruz. Yani ana kimlik vatanseverlik. Bizim bugün üye profilimiz, kendini vatansever olarak nitelendiren bütün arkadaşlarımız bize gelerek üye oluyorlar ve Can hakikaten siperhane şu an çalışmaların içerisinde. Sadece gelerek değil, internetten de üye alınabiliyor. Tabii internetten de üye olabilirler. Ulan TGV Genteri'ye hatta girip üye olabilirler. Çok mutlu oluruz. Facebook'tan uzantıları var, yani sosyal medya erişim araçlarından. Aynı zamanda TGV Genteri bizim kendi teşkilatımızın internet sitesidir. Oradan da girip üye ol butonundan, kaydol butonundan bize üye olabilirler. Biz de hemen onlara ulaşır ve heyecanla onlarla buluşuruz. Ve üye oranımız çok ciddi anlamda arttı bu bir ayda. Çevremiz de çok ciddi anlamda arttı. Yani bizim için üniversiteler şu an bayram havası bir taraftan da. Yani o Mehmetçiğin zaferi bizim üniversitelere de aynı oranda yansıyor. Ve o Mehmetçik de şu an üniversitelerde gençlik, liselerde gençlik tamamıyla kalp kalbe birleşti. Ve aynı heyecanla hakikaten çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve kulağımız sürekli sınırda bir şey olacak mı diye. Oradan gelen cevapla biz üniversitede onlara cevap göndermeye çalışıyoruz. Ve bu 10 Kasım'da eminiz en büyük cevaplardan birisi olacak. Çünkü dünya çalkalanıyor. Peki hiç yorulmuyor musunuz? Dersler nerede kalıyor bu durumda? Zaten sürekli üniversitenin içerisindeyiz. Yani aslında biz yaşam alanımızın... Yani çalışma dersleri engellemiyor. Hayır, yaşam alanımızın içerisindeyiz yerleşkelerde. Ona göre bir planlama çiziyor bütün arkadaşlarımız. Ders saatleri, ders çalışmaları gereken saatler. Şimdi sınav takvimlerine göre mesela 10 Kasım çalışmalarını yapıyorlar ve ona göre bir plan çıkartıyorlar önlerine. Verdiğimiz zamandan da çok mutlu oluyoruz. Çünkü biz birlikte paylaştıkça, birlikte mücadele ettikçe ve Türkiye emperyalizme karşı bu kadar zafere doğru giderken ve aslında bölge adına da çok önemli bir önder konumunda şu an Türkiye, bölgenin zafere ulaşması, komşu ülkelerimizin de zafere ulaşması adına bizi bu heyecan o kadar diri tutuyor ki ayakta, hakikaten hiç yorulmuyoruz ve zorlanmıyoruz. Evet. Sayın Gençer, artık sonuna doğru yaklaşıyoruz sürenin ve sizden TGB'nin önderi olarak sizde özellikle son sözlerinizi alacağım. Tabii bunları, bu konulara ilişkin de söyleyeceklerinizi söyleyebilirsiniz. Şunu sormak istiyorum son olarak. Yani gençlikte böyle bir karamsarlık var. Evet. Türkiye'nin gidişatı ilişki, işte beyin göçü de konuşuluyor bazen. Türkiye'den umudu kesen bir gençlik profili yaratılmak isteniyor aslında. Siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin önündeki süreci ve bu konuda neler söylersiniz? Tabii bu Batı'nın, Amerika'nın ya da Türkiye'nin mücadelesine karşı olanların umudu bu. Umudu ne? Türk gençliğinin karamsar olması, Türk gençliğinin dertli olması, Türk gençliğinin mutsuz olması, Türk gençliğinin geleceğe güvensiz bir şekilde bakması. Çünkü neden? Aynı zamanda Türk gençliğinin Türkiye'nin sorunlarıyla, Türkiye'nin mücadelesiyle örtüşmemesi ve başka meselelerle ilgilenmesi. Ama öyle güzel topraklarda yaşıyoruz ki bu topraklarda sadece, işte demin Genel Başkan Yardımcımız bahsetti, sadece dersine odaklanayım ve öğrenci olayım ya da sadece mücadele edeyim değil. Bunu ikisini beraber götürmemiz lazım. İkisini beraber götürmemiz lazım. Yani bizler eğer Türkiye'de mutlu bir hayat sürmek istiyorsak da mücadele etmemiz lazım. Bunu sadece öğrenim, eğitim, öğretim süremizi başarıyla tamamlayarak, güzel yerlere gelerek değil. Çünkü şöyle düşünelim. Bugün evet ülkemizde üniversite mezunu olduktan sonra Türkiye'nin %27'si üniversite genç işsizlik oranı var, fakat yerleşenler de var. Örnek veriyorum, bir bankaya yerleştiniz, sınırda bir bankaya nereye yerleştiniz? İşte bugün Akçakale'de bir bankada çalışıyorsunuz, örnek veriyorum. Üniversiteden başarıyla ayrılmışsınız ve orada görev yapıyorsunuz. Ama sizi orada bekleyen başka bir tehdit var. Yani terör tehdidi orada sizi bekliyor. Şimdi ama derslerdeki başarı terör tehdidini ortadan kaldırıyor mu? Tek başına kaldırmıyor. Tek başına yeterli değil. O nedenle ne yapmak lazım? Türkiye'nin mevcut siyasi mücadelesini, askeri mücadelesini, emperyalizme karşı mücadelesini tavır almamız lazım. Yani aynı zamanda gençliğin çözüm yollarından bir tanesi de, en büyük noktası bu. Önce Türkiye'nin sorunları çözülmesi lazım. Türkiye'nin bağımsızlaşması lazım. Çözülecek mi peki? Tabii çözülecek. Çünkü Türkiye şu an onun sancılarında. Bakın, askeri sorunları, eğer iktisadi sorunları çözmek istiyorsak önce askeri adımlar atmamız lazım. Değil mi? Bunu milli mücadele zamanında görüyoruz. Milli mücadele zamanında çorbayla, İşte Çanakkale Zeperi'nde çorbayla savaşıyoruz, kuru ekmekle savaşıyoruz. Ama bu mücadeleyi zaferle kazandıktan sonra Türkiye iktisadi anlamda büyük atılımlar yapıyor. Şimdi Türkiye yine öyle. Askeri başarılar iktisadi başarıların yolunu açacak. Garantisi değil, yolunu açacak.
Daha sonra iktisadi başarılar Türk gençliğinin, Türk milletinin engin bilgisiyle gerçekleşecek. Sayın Yıldırım Gencer, TGB Genel Başkanı ve Sayın Yadigar Özen, TGB Genel Başkan Yardımcısı, iki konuma da çok teşekkür ediyorum. Ve tabii 10 Kasım'daki o büyük hazırlık içinde biz de heyecanla bekliyoruz. Bakalım 10 Kasım'da verecek fotoğrafı şimdiden çok merak ettiğimi söyleyelim. Tabii ulusal kanal olarak da bu sürecin hazırlıkları da buradan sonraki aşamaları da takip ediyor olacağız değerli izleyenler. Şimdi iki konuğumuzu uğurlayacağız, bir ara vereceğiz. Aranın ardından Sayın Abdullah Çiftçi ile birlikteyiz. Şimdi bir ara.